Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Crusader Kings 3 Bohemia Selimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde artık Habeşistan'a doğru daha da seferlere çıkmış ve sınırlarımızı artık Etiyopya'nın içlerine doğru genişletmiştik. Onun dışında Avrupa'da yaptığımız fetihler neticesinde artık Batı Slav topraklarını birleştirmiş ve Kutsal Roma imanını artık daha da genişletmiştik bakalım. Ee, 48 yıl içerisinde buradaki Burgonya Toprakları artık bizim ana ünvanımıza bağlanacak diye gözüküyor. Onun dışında bu bölümde İsveç ve Norveç savaşlarını yapacağız. Hatta direkt başlatayım konuşmadan. Ee, bu arkadaşların direkt krallık ünvanlarını kazandıracağız. Ve bize bağlı krallar olarak yaşamlarına devam edecekler. Hemen hızlıca düzenli askerlerimizi toplayalım. Ve İsveç kralını hemen bir dize getirelim abi. Bizim varis biraz sıkıntılı, yaralı. İnşallah iyileşir. İyileşmesi lazım. İyileşmeli. Yine hamileyiz abi. Futbol takımı kuruyoruz maşallah yani gerçekten. Süper bir şeyiz biz ya. Çık bakalım huzuruma. İyi para verdin ha aferin. Kimseyi savaşa çağırmayacağız. Şu an ihtişam seviyesine bakmak istiyorum. Kudüs'ten geliyor. Bavyera'da biz varmışız. Sen misin lan Bavyera kralı? İlk defa gördüm onu. Kahire'de bizim dük var. Pomeranya'da bizim prens var. Öyle. Yani bir Bizans'ın başına bizden birini geçiremedik. O konuda çalışmalarımız sürüyor. Şu elemanın kızı mesela. Bak bu kıza bizim çocuğu versek. Kim bu? Varisi mi benim? Değil. Varis değil bu. Şunu bir evlendirelim bakalım. Güzel. Kim bu? Yok kardeşim biz aldatmıyoruz. Aldatma yok kardeşim bizde. Bunlar da bize bağlandı. Sıra sende kardeşim. Şu arkadaşın nakit iddiası var da. Abi o kadar savaş açıyoruz prestij kalmıyor ya. Yani önemli olan olay savaşmak değil prestij sadece yani prestij yetiremiyoruz artık o kadar fazla savaş açıyoruz ki prestij yetmiyor. İsyancılar var bazı isyancılar var ülkede onları bir çözsek güzel olacak yani isyan etseler iyi olacak etmiyorlar ama. Yani ben etmelerini istiyorum ama etmiyorlar abi. Etseler keşke. Bakalım başka. Abi krallıkta direkt hak iddiası olan yok mu ya? Orada burada hak iddianız var da şu krallıkta niye yok? Danimarka kralında bir hak iddiası olan bir kişi yok mu yani? Bu kadar kişi arasında. Ulan yazıklar olsun ya. Norveç'te var. Norveç'e gelelim o zaman. 1200. Bekleyeceğiz 1200'ü. Abi sığır sürüsü mülüsü artık daha sığır sürüsüyle mi uğraşacağız? Gözünüzü seveyim. Yani şu an cihanın yarısına hakim bir devleti. Sığır sürüsü mü yetiştireceğiz gerçekten yani? Bunları benden beklemeyin abicim. Bu devirler geçti artık. Ama şu topraklarımıza hemen binalar. Upgrade ederiz tabii ki bunlar. Önemli detaylar. Binalarımızın seviyesini arttıralım. Zatek mesela bu kadar iyi miydi ya normalde? Harbiden Zatek çok iyiymiş abi. Hem konak hem tarla fena gelir getiriyor. Ya itibardan tasarruf olmaz anlayışı bizi bitirse de bir şeyler yapıyoruz bakalım. Şunu bak şimdi bak. Şu saray şeyini 130 altın harcıyoruz ya. 130 ya. Büyük odalar. Abi benden beklenilen bu mu? Benden beklenilen ne? Ben, ben bu kadar fazla istemiyorum ya. 3 seviyeye çek abi her şeyi yeter ya. 57. Gelire bak artı 127'ye çıktı. <laughs> ya paraya bak abi paraya para demiyoruz şu an. Abicim isyan etseniz de gözünüzü seveyim. Hadi bak kaç tane kralsınız orada. Edin isyan ya. Bak ben istiyorum isyan etmenizi istiyorum. Edin. Beni uğraştırmayın. Bir isyan edin. Etmeyecekseniz de defolun kardeşim. Bu arada Macar kralı bayağı iyiymiş. Macar kralıyla bir evlilik yapabilirsek güzel olur. Ana soylu. Macar kralın varisi sen misin birader? Tamam. Sana eş bulacaktım da yokmuş. Ee, bakalım başka kim? Bretonya. Oğlum sizler hep krallık ünvanınızı ben verdim lan. Karakterimin kızı. Şu velet kim? Evli. Ana soylu. Güzel. Tam da isyan misyan çıkmayacak bir daha. Bu zaten bizim haneden. Bu salak niye isyan ediyor ben çözemedim bu salağı. Oğlum biz seninle aynı hanedeniz lan. Etmiyorlar diye artık bu sorunu kökten çözmeye karar verdim. Korsika dükü. Burgonya kralı. Birader varisin kimsenin bu mu? Evli. Şu. Evli. Tamam. Yani yedecekseniz edin abi. Etmeyecekseniz beni uğraştırmayın artık. Yeter. Yeni 200 şey olsun Norveç'e de girelim. Ünvanlar ya bir sürü de uğraşmıyorum ünvanlarla şu an. Güzel. Mimar yeteneğini zaten almıştık. O zaman öğrenimden devam edelim. Yeni şeye geçtik. Yeni çağa geçtik. Kalıcı ordulara bir gidelim. Sonra da topları açarız abi. Bekar varis. Bizim varis ne oldu? Midas dokunuşlu. Aslanım benim. Senden beklediğim bir şeydi zaten. Ama seni evlendirecek birini bulamadık. Irsi. Senin evlenebileceğin iyi biri yok ya öyle. 19. Üzünlü bir eleman var. Olmaz. Tamam şunu alalım şimdilik. Sonra bakarız artık. Duruma bakılır. Yine mi hamileyiz lan? Oğlum 6 çocuk oldu yeter. Yalnız 40 idareciliğimiz var ya. 40 abi 40. Of, of yani harbiden. Şuna versek. Asiyeli güç ne kadar artar diye. Tam böyle kalsın. Direkt şeye yardım etmesin de. Direkt idareciliğe yardım etmesin. Hepsine birden yardım etsin abi. Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurduk değil mi biz? Birincil varis bu. Aha. Aha. Velet karakterimin kızı niye evlenmiyor basilius bizi sevmiyormuş bu önemli biriymiş fasafiso abi saraya davet edebileceğim kimse yok mu sizden ya saraya bir gelin abi gel kardeşim saraya saraya gel hepsini öldür şimdi var ya harbiden bir katliam yapasım geliyor artık Bizans İmparatorluğunda yani çökmek istemiyorum imparatorluğunuz ama yani yavaş yavaş artık alayınızı katledeceğim artık. Yeter be. Bizim kızla evlendireni de Hep, hepsini öldüreceğim. Hepsini indireceğim vallahi. Al bakır Allah'a. Sen olmazsın abi. Hepsini indireceğim hocam. Şimdi gel bakalım baba it. Kendine kral diyen adamlar gelsin abi karşımıza seri seri. Uğraştırmasın bizi. Ya yaş krallık ünvanının bir önemi mi kaldı bizim imparatorluğumuzun yanında? Ya harbiden krallığın bir önemi var? Otorite savaşı yaşanıyor orada. Gel bakalım baba İt. bak az kişiyle geliyorum ben hep savaşlara bak. Siz kalabalıksınız. İki kat temkinli mi? 2 kat temkinli değil, 5 kat temkinli olsa ne yazar oğlum bizim ordunun karşısında. 10 kat temkinli olsa ne yazar? Güzel. Lan niye stres kazanıyorum ben? Şefkatli falan mıyım ben? İnatçı, sabırsız, cesur. Hocam direkt kapitole gidelim. Halledelim bu işi. Ee, başka öldürülecek kim var? Saraya davet et. Akraba olmayan bir çocuk. Bunlar bizim akraba olmaz mı? Bunları niye şey yapabiliyoruz? Bunun çocuğu hak iddiası var mı? Yok. Ya teker teker hepsini öldüreceğim. Vallahi hocam soyunuz kuruyana kadar geçmiş olsun yani. Paramı, mi full sizin hanedanı bitirmeye harcayacağım. Full. Arkadaş mı arkadaş olalım bakalım nasıl oluyoruz. Lan bu adamı da öldürmeyi kimse istemiyor ha. Gariban diye mi? Kim bu? Laponya. <laughs> ver parayı ver. Aslan parçası. Ver dalmayız ver. Gel bakalım baba it. Yakaladım seni kaç kaçışın yok. Abi savaş skoru kazanmıyoruz ya. Başkenti aldık. Ordusunu birkaç kez yendik daha bitmedi savaş. Yalnız öyle bir ordu kurduk ki yani kayıpsız bir şekilde alıyoruz savaşları ya. Yani harbiden güzel bir ordu kurmuşuz. Yarasın kardeşim. Tetikte. Olmadı mı? Olmadı. Abi hepsini öldürdük. Kör adamı öldüremedik ya. Yani kör adamı öldüremedik. Gerçekten yazıklar olsun bize. Yine mi? Ulan yine mi? 7 çocuk oldu 8. Harbi futbol takımına ben şakasına söylemiştim ya. Harbi futbol takımı kuruyoruz yani gerçekten. O şakaydı arkadaş. Bu kadar ciddiye alma. Ah düştü güzel. Yeter bu kadar da hanedan da kalabalık olmasın. Üç hane kurulmuş. Alt hanelerimiz var. Bunlar kim lan? Mısırlı olmuş bunlar artık. Kültürünü kaybetmiş alçaklar. Kimsiniz lan siz? Bu ne oğlum? Lan oğlum bu ne? Geç şuraya biraz dinlen. Kapa vereceğim mi vermeyeceğim mi kardeşim bir vereceğim diyorsun. Bir vermiyorsun. İkmal alalım bir güzleyelim Kardeşim hayırdır ya. Olayınız nedir kardeşimsin hayırdır. İhtişama bak be. Görkemli olacağız. Çocuklar direkt 900 prestijle doğuyormuş. Bizde evlenen biri direkt 800 prestij kazanıyormuş. Öyle bir hanedanız baksan abi. Kardeşim ben senin başkentin almaya geldim. Sen boşuna gitme başka yerlere. Birazdan başkentin düşecek çünkü. Hiç uğraşma yani. Gir kaleye. Güzel. Geldim geldim bir yere kaçma. Geldim. Vallahi kaçamazsın, yapacak bir şey yok. Güzel. Ordusuz da kalmadı. Ama bizim ordu çok tecrübeli. Bunların haddine değil böyle bu orduyla savaşmak ya. Bu arada idarecilik yeteneğimiz azaldı. Bizim elemanın yeteneğini şey yaptık diye mi acaba? Ondan da yüksek ihtimalle. O kadar veriyor muydu ki bu? Veriyormuş. Baya veriyormuş hem de. Bayağı ve bayağı fazla veriyormuş. Güzel. Alba mı? Ney? Neyba neyba neyba? Oğlum hayırdır lan? Bizim ülkeden toprak almışsınız ha? Oğlum ülkenin merkezinde adamların hak iddiası var ya. <laughs> Bu ne abi? Niye tüm düklükleri birden alamıyorum ya? Kardeşim alba. Saraya davet edebileceğim kimse yok mu? Senin çocuk mocuk bir şeyler. Senin varmış çocuk da. Olmuyor. Kardeşim bu topraklara konmuşun. Öyle olmaz. Alacağız. Biz bunlar için çok uğraştık. Olmaz verilmez kardeşim bu topraklar. Seri seri abi. Taarruz taarruz. Ulan her kedi geldiğinde Ne mi alerjisi olur ya? Ulan bir kere de alerjisi olmasın ya. Yani hep mi alerjisi olur? Hep mi evlendiğimiz kişinin alerjisi olur? Artık aynı eventler. Biraz görmeyelim ya. Olalım oynayalım abi satranç. Vallahi kardeşim. Şunu yapalım. Bunu yap. Ben ben kafama göre takılıyorum şu an. Kazandık. Vallahi kazandık ama <laughs> nasıl kazandık ben de bilmiyorum. Bana saldırdı bile dingil. Ana gitti lan adam. Adam gitti usta. Bizim daha sağlık çok iyi. Bu karakter ölmez. Bu bu gar ölmez. Harbi bu ölmez. Sağlığa bak abi daha çok iyi. Para da sınırsız abi. Para problemi de yok. 9000 problem 9000 altın var. Yani herhangi bir şekilde oyun sonuna kadar bu parayı harcamaya çalışsak bir savaşta harcayamayız. Yani muazzam bir ülke olduk ya. Güzel. Buraları aldık. Fransa kralı kardeşim bir daha bak ayağına denk al. Her zaman böyle yardıma gelmem. Al buraları sahip çık kardeşim. Tamam mı canım? Ünvanlarınıza sahip çıkamıyorsunuz ya. Biri ölünce toprak kaybetmişizdir yüksek ihtimalle öyle bir şeyler olmuştur. Hopa ver bakayım para. Sanki hiç param yokmuş gibi biraz daha alalım bakalım. Şu bağımsızlık elde etmek isteyenler harbi bir deneyin ya. Oğlum ha 5 ay. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir isyan ya. Bir, bir ateş görelim sizden artık. Yeter. Hadi oğlum. Hadi abicim. Sizden bir ateş görelim artık ya. Yeter ya. Hadi bakalım. 2 ay. Hiçbir şey yapmayacağım. Şunların hepsi bir isyan etsin bakalım. İsyan lideri kimse sadece ona fokuslanıp ordularını keseceğim. Tamam. Hadi abi gönder, gönder bravo. Gitti kedi gitti. Evet hadi. Hadi abi gönder, hadi abi. Bekliyorum sizleri. Saygıdeğer insanlar. Ha. İşte bu. Macar kralı mı? isyanın ana lideri. Tamam. Tamam abi. Halledelim abim. Gelin bakalım hadi. Delikanlılar gelin. Sensin abicim ordunun başında. Dövüşe bak adam da of. Sarayı da toplayalım. güzel. Evet abi hadi bekliyorum. Bak elimdeki ordu sayısı belli 5000 kişi. 5000 kişiyle bu savaşta bakalım ne yapacağız. Hadi hocam. Hepsi çünkü bunun yanına gelecek. Savaş lideri bu. Ayrı ayrı bir şeyler yapmaz bunlar. Diye umuyordum ama yapıyorlar. Gel lan. Ağzına kürekle vurdum Hadi bakalım Şunlara bir dövelim ya Şurada bunlar kalabalık sıkıntı çıkarıyorlar Şurada bir asker bas bakalım Yok be bunlar bir şey yapamaz Boşa şey yapıyoruz Neden birden yüzde 44 oldu ben onu çözmedim ama bak onu çözemedim yani benle savaşmadan yüzde 44 oldu herifler. Yüzde 50 oluyor. Yüzde artıp duruyor yani. Beni bir yenin. Sonra hobi olarak yine bağımsız olursunuz abi. Beni bir yenin ama yani. Bu adamlar beni yenmeden nasıl şey yapabiliyor? Güzel. Gelin abicim. Gel 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 topla gel gel, gel abi. Kesin kaybedeceğim diyorlarmış bak. Haddinize mi lan siz? Beni nasıl yeneceksiniz siz? Yalnız adam toplayacağız da Şu menüyü kapat Kalabalıklaştılar Biraz adam toplayalım Toplanmayın Yürüyün yürü, lan yürü. Vallahi yenildik Dur 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 Toplan 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 Kaleye taarruz abi. Aldık. Koy şunlara, koy şunlara. Gir o kalan böyle kardeşim, gir o kalan böyle. Oh 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 oh. Güzel. Güzel. Kardeşim arkadaki ninjaları falan pinç seri seri. Ah. Oh. Gir 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 gir. Orduyla alamadık. Bu sefer daha büyük bir kaba güçle geldik ama. Dindar olmaz. Cesur o cesur yapacağız ya. Dindar özelliği aslında iyi ya. Dindar yapacağım bu sefer. Güzel. Kardeşim gelin bak başkenti gitti herifin. Bak liderinizin başkenti aldım. Elimde. Liderinizin başkenti elimde ya. Abi bu adam ne yapsın? Hepsini alacağız abi. Tek tek gördüğünüz gibi indireceğiz bunları ve ardından hepsi hapsi boylayacak ve bunların hepsini ünvanlarından feragat ettireceğim. Tüm ünvanlara el koyacağım. Tüm ünvanlara istisnasız. Yani tüm orada olmasına rağmen hala gelirimiz artıda. Biraz ordunun toplanmasını istiyorum. Şimdi bu ordu şey yapana kadar paralı asker toplayalım. Biraz paralı asker böyle. Oha oğlum bu paralı askerler de ne kadar fazla para istiyormuş lan. Kardeşim paralı dedik de bu kadar da paralı değil yani. Biraz fazla paralı bunlar. Kaliteli birlikler olsun da sıkıntı değil. Parası neyse veririz. Güzel. Bizim ordu orada da döverdi de o 5000 kişilik ordu. Ne, neden kaybettik biliyor musunuz? Ee, şeyden dolayı. Şövalye sayısı abi. Olay şövalye sayısında bitti orada. Toplayın abicim, toplayın herkesi. Tamam, yeter bu kadar adam daha ne toplayacaksın? Adam olana çok bile kardeşim. Gel. Gel bakalım kardeşim gel. Of 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 savaşa bak of. Of yüzde seksen oldu. Birileri öldü tabi. Koca savaş olunca illa ölenler oluyor abi. Hakkı rahmetine kavuşanlar oldu. Sağlık olsun. Lan zordu sayıları baya fazlaymış ha harbiden. Kuşkucu adil ihtiyaç sonunda be sonunda be geri alın hemen buraları. Ha şunlar gidiyor gel 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 çok güzel şurada bunun kralına esir alırsak savaş biter. Haydi oğlum yaptım bu işi. Ah be. Bitti bitti. Şurayı aldık bitti. Hocam basitti. Hocam basitti. İsyancılar şimdi gelin bakalım hadi. Evet dostlar videoya bir gün sonradan devam ediyorum. Aslında ben dün bunların ayarlamasını yapmıştım. Ünvanın feshedilecekleri fethetmiş düzenlemiştim ancak save almama rağmen bu oyunda son zamanlarda bir save sıkıntısı var anlamadım yani ben mi bir yerde hata yapıyorum. Şuradan kaydete basıp save almama rağmen yine bir yıl falan geriye save'e dönmüş. Valla ilginç bir durumlar yaşanıyor ama anlamadım. Neyse şu anda ayarladım. Herkesin e, ünvanını falan feshetmedim. Dün aslında öyle yapmıştım ama bugün uğraşmak istemedim ki zaten öyle yapınca hayvan gibi tiran oluyorduk ki şu anda olduk. Şöyle gördüğümüzde eksi 197'lik bir tiranlığımız var şu an. Bu çok hayvani bir şey. E, krallıkta kimse bizi sevmiyor ama... Yılda 3 düşecekmiş. <laughs> o oyun sonuna kadar anca bu tiranlığı bitiririz. Yaşanan iç savaş neticesinde artık yani krallıkta kimse bizi sevmeyecek açıkçası. Patrick de onaylamıyor falan. Yapacak bir şey yok. Yani büyük bir sıkıntı olacak bu bizim için ama... Abi keyifliydi. Bunların hepsinin ünvanını feshetmek falan keyifliydi. Şimdi bize isyan etmek isteyenler falan türecektir diye düşünüyorum. O yüzden tutsaklardan bazı kralların kellelerini alacağım. Şöyle. Bunların kellelerini neden alıyorum? Çünkü abicim bunların kellelerini alınca bizim korkunçluğumuz artıyor. Bakın korkunçluk seviyesi artıyor. Aile Lan, bizden birini mi öldürmüşüz? Aa Burgonya Kraliçesi'nin ünvanını feshetmemişim. Bak onu şimdi gördüm. Onu da fesedelim. Kimi yapalım abicim Burgonya'da? Savoy güçlüymüş. Savoy olsun. Geç abicim Burgonya artık senin. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Ee, şimdi bize isyan etmek isteyenler falan türecektir illa ki bazıları ünvan isteyecek bazıları bağımsızlık Ancak Korkunçluk seviyemiz yükseldikçe bunlar Gidecektir diye düşünüyorum ee, Ama korkunçluk seviyesini sürekli yüksek tutmak lazım çünkü sürekli sürekli Bu azalacak Bakın şurada yazar Korkunçluk niye kazandırmıyor lan bana Aa, Normalde kazandırması lazım bunlar niye bana kazandırmıyor Ha ünvanı olan birilerini mi kesmem lazım? Mesela şunu. Şunu kesince evet. Bunu kesince kazandık. Şunu kesince kazandık. Eee. çapulcuları kesince olmuyor. Onlar aslında kraldı. Ama artık çapulcu olduklarından dolayı kazanmıyoruz. Ünvanlarını aldık çünkü bunların. Bakalım başka. Prens diyor. Prense kesilir abi. Prense kesilir hocam. Başka bakalım. Yarl. Yarlsa kesilir abi. 60 oldu. Ana korkunçluk kazandıracak olan şeyi direkt göremiyor muyuz? Ve kademe. Hah kademe sıralaması yaptık. En yüksek kademelilere göreceğiz. Korsika. Korsikalı eleman. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bunun unvanını fes edeceğim. doğrudan vasılım değil. Doğru onu İtalya kralına bağlamıştık. Olsun keselim. Seni de kesiyorum. Yeter bu kadar korkunçluk. Krallık bir sıkıntı içerisinde şu an. Yani keşke bunu yapmasaydım. Yani biraz abarttım galiba yani herkesin ünvanını alarak biraz 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 sanki çok çok az çok az sanki biraz abartmış olabilirim ama ne yapalım be abi yaptık artık kalıcı ordular şeyini de aldık bu muazzam oldu artık bizim karşımızda durabilecek kimse yok yani eskiden sorun da yaratabiliyorlardı ya şimdi artık hiç sıfır sorun abi bak şimdi 17 yapıyoruz bunları fullliyoruz itibardan tasarruf olmaz anlayışını bitireceğim artık Yeter abi onu da Değiştirelim Gerçi geçen değiştirdim aslında videoda da onu da kaydetmemiş Onu tekrardan eski haline yok kaydetmiş Kaydetmiş tamam Gelirimiz düzelir birazdan diye düşünüyorum tüm parayı buna harcadık ilk doğan hakkı Güzel İlk doğan hakkı sayesinde artık aile büyüğü değil direkt ilk çocuğunuz sahta geçiyor en büyük çocuğa e, basmanız lazım buradan. Yasa değiştire bastığınızda nasıl değil lan? İlk doğan hakkını daha biz yeni mi araştırıyoruz? Ha tamam yeni araştırıyoruz. Toplara geçelim. Gerek yok. İlk doğan hakkı önemsiz bir şey. Yani gerekli bir şey değil abicim. Aile büyü yasası yeterli. Ülke bölünmesin yeter. Yani ünvanlı e, varisi belirle seçeneğine basarak zaten ünvanı kimin alacağınız belirleyebiliyoruz biz abi. O yüzden bir sorun yok. Yalnız ne ordu bastık be sen kimsin ya sen sen hayırdır sen konsey haklarını mı garantilemişsiniz biraz daha tiranlık yapsak sıkıntı olmaz <laughs> biraz daha tiranlık yapalım abi ne olacak ne oldu Sen ittifakmışız ya ittifak mıymışız bunlar saldırıyor gelelim Gelelim abi olay yerine hemen intikal edelim. Şimdi sen kimsin sana kim saldırıyor? Opsikonlar mı saldırıyor hocam hemen? Ya sen de saldırıyor olabilirsin. Bakmadım ki kimin kime saldırdığına. Hemen olay yerine intikal ediyoruz abi. Şimdi şu orduları da denemiş oluruz. Bir sürü ordu sonuçta şey yaptık hazırladık. Bunları denemiş oluruz da gelir konusunda biraz düşüklük yaşadık abi. Bu kadar fazla ordu hazırlayınca. Yalnız bu ordu oyun sonuna kadar bize yetecek arkadaşlar. Bu orduyu daha bu saatten sonra hiçbir ordu yenemez. Yani dünyanın tüm orduları birleşik bir ancak o şekilde yenebilir. Onun dışında yenme şansları kesinlikle yok yani bu orduyu. Ki öyle bir ordu ki 10.000 kişi gelirimizi de eksiye düşürmüyor. Süper. Muazzam. Aile katil özelliği almasaydık iyiydi be. Aynı dağınımın yeni bir üyesi olmuş. Kardeşim kaçmayın da şu orduyu bir test edelim. Bakın yavaşlattım hızı. Savaşı izleyeceğiz. Bak. Bak. Bak şimdi bak. Bak kayıp vermeyeceğiz savaşta bak. Biraz daha hızlandır bu çok yavaş oldu. Verdik aslında kayıp. Kaç kayıp verdik? 120 fazla. Beklediğimden fazla. Bunları direkt silmemiz lazım. Dağ mı bu arazi? Evet dağ. Arazi arazinin şeyini yaşadık abi. Araziden dolayı yoksa bu kayıplar olmazdı. Top araştırılsın bir de ondan sonra her kaleyi rahat rahat çok kısa sürede düşürebileceğiz. Güzel. Ya ben Bizans İmparatorluğu ünvanını almak istiyorum da onu henüz başaramadık ya. Ona dair bir gelişmeniz olmadı. Yine mi geliyorsunuz lan siz? Paralı asker bölüğü. Yollayın abi paralı askerleri hiç sıkıntı değil. Paralı askerlerle uğraşamam. Onu zamanında aldık işte şunları yenelim diye. Hah güzel savaş bitti. Bak dostlarımıza her zaman yardım ederiz. Bizans İmparatorluğundan sarayımı alabileceğim niye kimse yok ya? Şunu mesela. Kaçırma planı yapınca da alınmıyor diye hatırlıyorum. En son ben onu denemiştim çünkü. Kaçırdığımızda saraya katıl diyemiyoruz diye biliyorum. Şehvetli. Aç gözlü cana yakın. Cana yakın ol bakalım. Bu gacı da 52 yaşında hala sağlığı çok iyi ha. Vallahi iyi bir yönetici. İyi bir yönetici. Patrick tarafından onaylanmadığımız için ordu sayımız biraz az arkadaşlar. Bunu da Patrick'i öldürerek yeni bir Patrick geçirerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an kiliseden çünkü askeri katkı almıyoruz. Normalde buradan bir 10.000-20.000 bin, bin civarı bir ordu gelmesi lazım kiliseden. Ama Patrick beni sevmediği için o katkıyı almıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hakikaten az satın al etkileşimi var. Ama imparatorluk şeylerini alamıyoruz değil mi? İmparatorken başka bir imparatorluk ünvanını alamıyormuşuz. Trakya düklüğünü almama izin veriyor. Abi ben imparatorluk ünvanı istiyorum direkt. Niye beni uğraştırıyorsun ki ya? Hak iddiası olanlar bir gelsin bakalım bizim yüce krallığımıza, imparatorluğumuza. Onlara bakalım ünvan verelim Onlara ünvan verelim Gelsinler abi hak edenler Estonya krallığı gel babacım Gel babacım gel Sen yani Estonya kralı mı yapalım istiyorsun Hemen abi Hemen abi yani isteyen söylesin kardeşim kral olmak isteyen Hak iddiası olan herkes gelsin herkese alacağız ya Herkes abi istisnasız fark etmez İsteyenler gelsin kardeşim. Yok sen, sen gacılar olmuyor ya gacılar yapamıyoruz. Maalesef hocam gacı olmaması şartı var. Çünkü gacı olunca savaş açılmıyor. Oh 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 oh. Garibanlara da yazık be. Karşı bir imparatorluktan biri geliyor. Sizin sevmediğiniz bir adamı gidiyor tahtınıza geçiriyor. Gerçi bu da beni sevmeyecek ki. Bu beni niye sevsin? Herkese karşı bizim tiranlığımız var. Bu tiranlığın bitmesi lazım. 250 <laughs> Tiranlık bu arada bizim varise de geçiyor abi. Bizim bizim varise de geçiyor tiranlık. Yani o tiranlık tamamen geçmese de bir kısmı bizim varisimize de geçiyor. Tahttan indiğimizde. Öyle bir problem de var. Yani varis bile kurtulamayacak yani. Hocam hayırdır? Bu ülkede sorun yaratmayın. Gidin kardeşim. Bu ülke artık bizim. Yok ettik sancaklarını. Güzel. Kardeşim hayırdır? İnancımız olan adam... o dini idol olduk. olduk. Kardeşim dini idolüz. Ama din adamı beni sevmiyor yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya din adamı beni sevmiyor. Dini idolüz kardeşimiz. Kınıyorum o din adamını, Patri'yi. Kınıyorum abi. Gerçekten kınıyorum yani bu. Olacak iş değil ya. Kardeşim siz hayırdır? Krallık için kutsal savaş sizi açabiliyoruz. Rutanya. Hocam din din olaylarına bir bakalım mı? Bunlar farklı bir dinden. Böyle büyük ezebileceğim. Ya şurada Selçuklu olsa gireceğim. Ha Moğollar. Moğollara girebiliyor mu? Yok. Abi şöyle büyük bir krallık olsa gireceğim de yani. Olmuyor. Niye güçlü adamlar yok karşımızda bizim ya? Biraz arkadaşlar güçlü adamlar yazsın karşımıza. Beni krallıkta tek seven adam bu. Buna da çünkü çok fazla ünvan verdim <laughs> diye seviyor. Baksanıza. 6 düklük vermişim. 360 oradan. Hak ile savaş açmışım. 50 oradan. 12 kontluk vermişim. 408 oradan. 2 krallık ünvanı vermişim. 160 oradan. Yani bu adam haricinde beni dünyada seven yok. Gerçekten Öyle bir adamız. Konseyimdekiler bile eksi yüz hepsi. Yani bir kocamız seviyor. Bir tık ama yani abartmış olabiliriz ya. Bir tık, bir tık abartmış olabiliriz yani biraz fazla sanki. Fazla şey yaptık biraz. O o kadar şey yapmayacaktık. Endurjans. Neyi veriyor? Tamam Endurjans. Yaptık da aile katili özelliğini mi silecek? 100 dinarlık kazanıyorum sadece. Yok abi ne önemi var? Aa bizim bizim eleman aslı oldu. Ekim çağıralım abi. Papa para ver oğlum. Papa para verecektin sen. Bir veriyorsun bir vermeyeceğim diyorsun abicim. Karar ver ya. Bir de haçlı seferi falan. Şu Bizanslılara düzenleyelim haçlı seferi abi. Bizanslara düzenleyelim. Bunlar ortodoks ya. Bunlar ortodoks abi. Şu ortodoksları niye düzenlemiyoruz biz? Bu alçak ortodokslar. Seni davet edemiyorum. Peki senin oğlunu da mı davet edemiyorum? Senin oğlunu bence davet ederim. Senin oğlunu da davet edemiyorum. Senin oğlunla benim kızımı ana soylu bir şekilde evlendirsem. Ana soylu olacak şekilde. Neden? Kaç diyor. Görüş mü? Ya Bazilius'u hallederiz ya. Tamam. Bizim hanedandan biri geçsin sadece yeterli. Karakterimin erkek torunu. Ee, şey şu elemanın oğlunu Geçir, yapacağız değil mi? Ana soylu. ha? Karakterimin kızı. Tamam şimdi oldu. Şimdi benim sarayıma gelsin. Ana soylu çünkü abi. Hak iddiasını alsın bunun için Bizans alalım. Bizans imparatoru olsun bizim hanedan ayısın. Ben yönetmek istemiyorum. Olay, olay benim yönetmem değil. Olay sadece Bizans'ın bizim hanedan tarafından yönetilmesi. Bak Kastilya'yı ben istesem fethederim abicim. Niye fethetmeyeyim? Ama şu an ihtiyaç duymuyoruz. Sadece bizim olayımız nedir kardeşim? Yani orayı bizden biri yönetsin yeterli. Başka bir şey istemiyoruz abicim. İsteseydik isteriz. Gerek duymuyoruz ihtiyaç yok böyle, böyle bir şeye ihtiyaç yok yalnız hocam bu toprakları lütfen ya Şunları alalım Ayıp oluyor kardeşim burada Bizim topraklarımıza gidiyorsunuz el koyuyorsunuz ya Esefle kınıyorum Esefle kınıyorum Gel bakalım delikanlı Bir de gelmişim benim topraklarıma giriyorsun ya Gel bakalım delikanlı gel Artık ordun yok maalesef. Az önce bir ordun vardı. Artık yok. Arak delimin oğlu Midas sokunuşta olmuş. Aferin lan delikanlı. Güzel güzel. Hanedan da böyle insanlar lazım. Bizim hanedanımıza böyle zeki bireyler gerekiyor. Yalnız paralar birikiyor. Şöyle binaları da basmaya devam edelim. Yetenekli biriyiz zaten. Şöyle şöyle bas 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 bas. 4 seviyeye henüz basamıyoruz değil mi? Top teknolojisini bir araştıralım. Kalelerin 4 seviye olmasa da olur yani. Kalelerin 4 seviye olması o kadar önemli değil. Artık zaten kalelerin de bir önemi kalmadı kardeşim. Bizim oraya kim gelip orayı kuşatacak? Kim bize zarar verecek? Eldeki ordu zaten yeterli. Ben kimse kimse olmasa bile zaten bir sürü orduya sahip olabiliyorum. Bakalım. Hiç kimse bana katkı vermese dahi 35.000 kişilik ordum var. Kimse katkı vermese dahi. Ve 35.000 kişilik ordu da önemsiz. Önemli olan bu Eldeki bu Düzenli Profesyonel ordu Profesyonel ordu önemli zaten Güzel Ya yani bu profesyonel ordu varken kimse bize bir şey yapamaz Daha bir ordu daha basabiliyoruz bu arada onu gördüm Daha bir ordu daha basabiliyoruz ama gerek duymuyorum Danimarka Krallığı Abi gacı olmanız olmuyor ya Aga bizimki gitti <laughs> Şöyle bir şey yapalım Bununla evlensek Aha Ana soydu Çocuk yapma vasılığı yok ee, Biz zaten 55 yaşındayız da Merak ediyorum Bizans imparatoruyla evlenebilir miyiz Hani bizim inançlar farklı ama Bunun karısını e, öldürsem Acaba evlenir miyiz Merak içerisindeyim sadece Bakacağız bakalım bir dakika bir şeye de bakacağım. Şimdi benim oğlum bu. Değil mi? Kudüs kralı. Bunun Kudüs krallığında şu anda hak iddiası var. Ee, bu adam ölünce bizim imparatorluktaki hak iddiaları da ona geçiyor, değil mi? Geçmesi lazım. Şurayı dal bitsin savaş. Güzel. Hocam buraları sana verelim. Senin olayın burası. Tamamdır. Hangi ünvanları oluşturabiliyorum? Düklük. Düklük ünvanları bize yaramaz. S8. Bakacağız. Evleneceğiz. Gerektiği zaman. Abi başka imparator yok ki dünyada. Tek imparator biziz abi. Bir de bunlar var. Bunlar da yani imparator o kadar? Bilemiyorum. Papaya girebilir miyiz ya? Bu arada harbiden papaya saldırsak mı? Kapıya dalsak da sorun yaşayabiliriz. Bizi aforos eder falan. Ya sanki sorun yaşayacağız gerçekten de. <laughs> bir sıkıntı olmayacak ama yine de alsın dalmak da istemiyorum şimdi. İhtiyaç yok abicim. Orayı yönetsin. Bana sürekli 1500 altın verip duruyor yani. Ben bu adamdan niye şey yapayım? Bana abi de 1500 altın verip duruyor. Vasallık teklif et. Kültürel kabullenme eksi. Bu adam bir şey falan... Yok. Olmasının imkanı yok. Baştan çıkar. Oho. Hak iddiası satın al. Papalık. Papalığı satın alabilsek güzeldi. Şurası. Cık. Ne olmuyor abi. E kendi inancımızı kurursak aslında var ya. Ülkede bir sıkıntı yaşarız ama. Ulan bir sonraki bölüm kendi inancımızı kuracağız. Bakacağız o işe. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bu arada Moğollar da büyümeye başlamış. Bir gelsinler şuraları birleştirsinler de bir dövelim şunları ya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.